Evet, bir kez daha merhaba. Bugünkü konuğumuz Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın özel temsilcisi, müzakere heyetimizin sorumlusu diyelim. Sayın Ergün Olgun, günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Doğru söyledim değil mi? Doğru tabii yani. Evet. Hoş geldiniz, iyisiniz. Selamlar, teşekkürler. Bir ay sonra, tam bir ay sonra Cenevre'ye gideceğiz. Siz gideceksiniz yani. Çok güzel bir heyetiniz var. Çok iyi hazırlandığınızdan da eminim ama bir takım eleştiriler var. Zaten son günlerde ülke tamamen ikiye bölünmüş durumda bu konuda. İşte federal çözüm ya da BM'nin zemininden kaydık, kaçtık. Vay da mahvolacağız. Siz nasıl yorum yaparsınız? Yani hakikaten öyle midir? BM zemininden kaçma mı var? Ve dünya bize tekrar ters mi dönecek? Yani dünya bize sırtını mı dönecek? Zaten yeterince dönmüş durumdadır. Daha fazla mı kötü olacak? Nedir Sayın Ergün Olgun'un görüşleri bu konuda? Evet. Şimdi konuya uyuşmazlıkların çözümü açısından bakarız biz. Müzakere heyeti olarak. Yani şöyle bir şartlanmışlık ve herhangi bir şekilde böyle bir takım ön yargıların, tutkuların içerisinde hareket etme dışında Kıbrıs'ta ve içinde bulunduğumuz coğrafyada sürdürülebilir barış, istikrar, işbirliği nasıl gerçekleşir penceresinden bakarız. Ve doğrusu da benim kanaatime göre budur. Yani bir takım sloganlar, bir takım saplantılarla meseleye yaklaşmak rasyonel bir yaklaşım değil. Açık evet. Ve yani gerekleri nedir? İşin gerçek anlamdaki, arazideki, alandaki gerekleri neyi dayatıyor bize, ona bakmak lazım. Şimdi Kıbrıs'ta, Kıbrıs ihtilafı sadece iki toplum arasında bir ihtilaf olmanın ötesinde, ayrıca iki ulus arasında bölgesel boyutları olan bir mesele. Yani Rum tarafında Yunan Milli Marşı çalınır. Kendi milli marşları yoktur. Ama o anayasa gereğidir. Anayasa gereği ama yani bunu devam ettirme bir tutkusu var. Diğer tarafta. Yani işte gördük, yani biliyorsun 200. yüzyılını kutlarken olan olayları gördük. Yani kendilerini Yunan ulusunun bir devamı olarak gören bir şeyimiz var, bir yaklaşımımız var Güney Kıbrıs'ta. İşte biliyorsunuz Yunan bayrakları kullanılır, bizde Türk bayrakları kullanılır. Her iki taraf da ana vatanları olarak sonuçta Türkiye'yi ve Yunanistan'ı görür. İstesek de istemesek de böyle bir realite de var karşımızda. Dolayısıyla iki toplum ötesinde bir de ulusal boyutu var. Bir de uluslararası boyutu var. Yani çünkü Kıbrıs çok stratejik bir konumda. Süveyş kanalının tam karşısında. İşte görüyorsunuz Süveyş kanalı tıkandı. Ne kadar büyük bir etki yaptığını, sonucunu görüyorsunuz. Bunu gözetleyen yani bir enerjinin Uzak Doğu'dan ve Orta Doğu'dan diyelim Avrupa'ya ulaşması yolu üzerinde enerji güvenliği açısından çok stratejik bir noktadayız. Uluslararası ticaret bakımından Avrupa'nın ticaretinin çok büyük bir kısmı Süveyş kanalından geçer. Dolayısıyla yani hem enerji güvenliği hem uluslararası ticaret güvenliği açısından bir noktada bulunuyoruz. Uluslararası aktörlerin de Kıbrıs'taki ilgisi çok yüksek. Dolayısıyla çok boyutlu. Hidrokarbon konusu ayrı bir konu. Doğu Akdeniz'de keşfedilen. Kıbrıs'ın Türkiye'ye yakınlığı çok ayrı bir konu. Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili güvenlik ihtiyaçları çok farklı bir noktada. Yani Yunanistan buradan bayağı uzakta. Netice itibarıyla yani çok katmanlı bir sorundan bahsediyoruz. Bu sorunun içerisinde sürdürülebilir bir uzlaşıya nasıl ulaşacağız? Bu 1960'ta şöyle bir denge kuruldu. İki taraf arasında bir eşitlik zemininde bir statü bir denge kuruldu. Bu denge 63'te bozuldu. Bu dengeyi bugünün koşullarında nasıl tesis edebiliriz? Yani bizim şu anda kendi kendimize sorduğumuz soru bu. Rum tarafı 1963'te işgal ettiği devleti devlet olarak uluslararası camia tarafından Kıbrıs'ta yani muhtelif nedenlerle ona da gireriz istersen ama bence şu aşamada girmeye gerek yok. 1963'ün soğuk savaş mütalaaları ve Kıbrıs'ı Doğu Akdeniz'in Küba'sı yaparım tehdidi karşısında uluslararası camianın almış olduğu tavır dolayısıyla 1960 anlaşmalarının dengeleri bozuldu 63 yılında. Rum tarafı belli bir statü kazandı. Şimdi bu yeni ilişkiye girerken eşit statü son derece önemli. Eşitlik ilkesi son derece önemli. Eşitlik ilkesinin çok yani böyle laf olarak
Yani eşitlik ilkesini nasıl diyeyim kalifa yapamazsınız. Yani buna bir şartlanmışlık getiremezsiniz. Bir takım imtiyazlar koyamazsınız. Eşitlik eşitliktir. Rum tarafı şu anda bir devlet statüsünde. Kıbrıs Türk tarafının denklenebilmesi için, yani onunla eşit bir ilişkiye girebilmesi için aynı statüde olma gereği var. Aksi takdirde bir üst-alt ilişkisi oluşur. Dolayısıyla Kıbrıs Türk tarafı müzakere sürecine, ayrıca bir şey daha söyleyeyim, Kıbrıs'ta egemenliğin kaynağı iki halktır. İki taraftır. 1960 yılında Kıbrıs'a bağımsızlık verilirken egemenlik iki tarafa verildi. Yani sonuçta eşit iradeyle oluşturulabilecek veto hakları olan iki taraf vardı. Dolayısıyla egemenliğin kaynağı iki taraf. Kıbrıs Türk tarafı girerken bu yeni müzakereye, yani bu kadar yıllık başarısızlıkların sonunda bu ilişkiye egemen eşitler olarak ve eşit statüde taraflar olarak girelim. Müzakereleri bu zeminden başlayalım. Karşılıklı olarak bunu teyit edelim noktasından başlıyor. Şu anki Kıbrıs Türk tarafının politikası bu masaya giderken, yani Cenevre'ye giderken tarafların herhangi birinin üstünlüğü olmaması için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüde bunun teyidiyle nasıl bir işbirliği ilişkisi kurarız vizyonuyla gidiyor. Yani Kıbrıs Türk tarafının vizyonu bu. Bu hiçbir şeyi dışlamaz. Yani nasıl hiçbir şeyi dışlamaz? İlişkinin şekli müzakere masasında belli olacak. Yani Kıbrıs Türk tarafı bir ön yargıyla şu olsun bu olsun demiyor. Oturalım diyor ama egemen eşitlik ve eşit statü zemininde müzakere edelim. Derinliği ne olacak, genişliği ne olacak bu ilişkinin, işbirliği ilişkimizin bunu konuşalım. Evet. Burada da şimdi bir ön şartımız yok diyor. Dışarıda söyledikleriniz, yani işte Rum tarafına 63'te veya işte Mart 1964'te kahveniz geldi afiyet olsun. Tabii sağ ol. Bir devlet statüsü verildi. Rum tarafına evet. Alındı yani. Daha doğrusu işgal etti şeyi. İşgal etti, alındı. Biz de zaten 5 para verilmiş payimiz vardı kaçalım diye diyenler de var tabii ki. O ayrı bir mesele ama şimdi masada biz eşit değil miyiz? Yani iki toplum olarak oturmuyor muyuz? İki toplum lideri oturmuyor mu? İki toplumun temsilcileri oturmuyor mu? Şimdi biz bu eşit toplumu statüsünü, hayır iki eşit devlet olarak oturalım iddiası ve ısrarındayız. Şimdi yani egemen eşit iki devlet olarak oturalım diyoruz, yoksa öyle oturmayacak. Gene iki toplum olarak, toplum lideri oturacak. Şimdi eşitsek. Evet. Tamam mı? Rum tarafı Kıbrıs Türk tarafıyla egemen eşit ve eşit statüde bu müzakere, yeni bir müzakere süreci başlatalım. Kıbrıs Türk tarafının çağrısını niye reddediyor? Soruyorum size, niye reddediyor? Böyle bir çağrı olduğundan haberim yok yani. Yok işte, söyledim size. Bunu biz şu anda uluslararası aktörlere de söylüyoruz. Gelin oturalım konuşalım. Evet. Herkese ne olarak? Rum tarafı bu şartları kabul etmiyor diyorlar bize. Size soruyorum. Yani niçin kabul etmiyorlar? Ben size soruyorum. Şimdi eşit soruyu görmedikleri için bize. Tamam. O zaman ne diye oturalım bu masaya, söyleyin siz bana. Siz bana diyorsunuz ki eşittir bu taraflar. Tamam evet. mı? Adam eşitliği reddediyor kardeşim. Sen diyor benim altımda kalacak. Hayır. O kadar. Yani onun için lütfen doğru anlayalım ne konuştuğumuzu. Eşitlik ilkesini kabul eden eşit statüyü de kabul eder. Egemen eşit olduğunu da kabul eder. Egemen eşitlik devlete çekilmez mi Ergün Bey? Yani benim sıkıntım oradadır. Sıkıntım değil de. İşte onu da anlatayım. Kıbrıs'ta 1963 yılından sonra, yani Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti'nin işgalinden sonra iki yönetim ortaya çıktı. Bu Kledelis tarafından da kabul edildi. 1974 yılında 3 bakanın açıklamalarında da var. 3 garantör ülkenin bakanlarının evet. açıklamalarında Kıbrıs'ta fiiliyatta 2 tane yönetim var sözcüğü. Evet. Bu yönetimlerin icraatları var. Bu icraatları geri alamazsınız. Yani 63 yılından itibaren işte aşamalarla Kıbrıs Türk yönetimiydi, şuydu buydu. Yani geçmiş olan bütün aşamalarda her iki tarafında icraatları var. Ve bu icraatlar biliyorsunuz yani 2004 yılındaki anlam planında da kabul edildi. İki tarafın icraatları. Ve bunların nasıl yansıtılacağı yeni oluşuma tartışıldı. Dolayısıyla iki toplumdan iki devlete geçildi fiiliyatta.
Ve artık bu noktada meseleyi, bu realiteyi göz ardı edemezsiniz. Yani bu pratikte uygulanması mümkün olmayan bir şeydir. Yani toplum evet. kelimesinin ötesine geçti toplumlar. Anladım. Ama mesela şu ürkütüyor mu sizi veya Sayın Cumhurbaşkanını? İngiltere'nin, Amerika'nın resmi seviyedeki açıklamaları var. Evet. Gayri resmi veya alt seviyede bilmiyoruz ama işte BM zemini, egemen eşitlik falan filan bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren federal çözümdür, şu bu gibi. Şimdi benim korkum şudur, gidersek oraya da bizim tezlerimize birileri tepki gösterir, masada ezilen ya da masadan kaçan taraf olursak işler daha kötüye gitmeyecek mi? Yoksa onun riskini alacak mıyız? Yani bilmiyorum, benim korkum oradadır. Yani şu korkum var. Geçenlerde bunu yazdım ve işte birileri dedi ki psikolojik harp yapar Serhat İncirli. Yani benim öyle bir derdim olamaz. Gece yatıp psikolojik harp yapayım yarın sabah diye öyle bir şey yok. Ama mesela biri derse ki ansızın tamam be hadi gidin ben de sizi artık size mesela Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu vermeyeceğim gibi. Veya yenilemeyeceğim pasaportlarınızı gibi. Yani o Rum'un tezlerine de uymaz aslında ama. Yani bu korkutuyor mu? Egemen eşit iki devlet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu Yunan Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu eşit midir? Eşit olacak mıdır? Şimdi, tanımazlarsa bizi ne yapacak? Şimdi şöyle anlatayım size. Siz Kıbrıs'la sürdürülebilir bir anlaşma istiyor musunuz? Evet. İstiyorsunuz. Bunun şartlarını konuşacağız. Bu şartlar size göre bir tarafının üstünlüğüyle sürdürülebilirlik sağlanır mı yoksa yeniden bir çatışma sağlanır mı? Kıbrıs Türk tarafının savunduğu, bakın o onun dediği, bu bunun dediği ile hareket etmek yanlıştır. Bunun rasyonel gerçekler zemininde çözülmesine ihtiyaç vardır. Rasyonel zeminde tarafların denklenmesidir. Denklenme zemininde bu yapılabilir. Denklenmeyi sağlayamazsanız denklenmiş bir sonuç elde etmeniz mümkün değil. Evet. Peki, dolayısıyla bu söylediğin gibi yani nasıl anlatayım? Bunları anlatıyorsunuz ama yabancı diplomatlara da değil canım, mi? Anlıyorlar. Yani zaten şunu anlatayım. Ben size şu anda Birleşmiş Milletler'in iyi niyet misyonunun üzerine kurulmuş olduğu temeller bellidir. Temeller bir. İki tarafın üzerinde mutabakata varacağı bir anlaşmadır söz konusu olan. Yani mutually acceptable, freely negotiated. Serbestçe müzakere edilmiş. Ve üzerinde iki tarafın mutabakatı evet. varmış. İki. Herhangi bir üzerinde bütünüyle bir anlaşma sağlanmadan hiçbir sonuç neticelenmiş sayılmaz. Tamam mı? Bu yıllardır olan bir şey. Tamam yani. Yıllardır olan bir şeydir. Yani dolayısıyla şu anda yeni müzakere masasında olan, atıyorum neyseydi bugüne kadar ortaya çıkmış olan şeyler, şu anda Kıbrıs Türk tarafı diyor ki bu kadar senenin sonunda artık bu çerçevenin dışında mecburiyeti çıkıyor ortaya. Çünkü bir sonuç anlamıyor. Adam diyor ki ben daha üstün olacağım. İşte size söylediğim gibi biraz evet. önce Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğini ve eşit statüsünü kabul etmeyen bir taraf başlayabilmek için. Yani bakın söylüyorum. Diyoruz ki başlayabilmek için bunu teyit edelim. Da oturalım konuşalım. Hayır diyor adam. Ben bunu kabul etmem diyor. Ön şart o zaman, olarak görür. Ön şart nasıl ya? Yani bu tarafların doğal hakkı. Yani ben ön şart evet. ne? Yani doğal hak ön şart değildir. Kazanılmış bir hakkı sen ön şart olarak söyleyemezsin. Bu kazanılmış bir hakkıdır Kıbrıs Türk tarafı. Egemen eşitlik. Evet. Yani eşitliğin tezahürüdür egemen eşitlik. Çünkü taraflara kendi iradeleriyle karar verme hakkı verildi. Yani referanduma gittiğinde evet da diyebilin, hayır da diyebilin. Anlatabiliyor muyum? Ne demektir? Bu egemenim demektir. Evet. Ben kendim karar veririm demektir. Dolayısıyla bunu kabul etmemek demek senin hala daha Kıbrıs Türk'ünün eşitliğini içine sindiremediğin evet. demektir. Müzakere zeminini değiştirme çabamız var diye bir yorum geldi. Yani nasıl değişir? Müzakere zemini eşitlik yani üzerine zemin, değil mi? Zemin hayır. Zemin işte 77-79 ve 2014 11 Şubat. Evet. Yani hayır, tek egemenlik, tek vatandaşlık. Şimdi bakınız. Tek egemenlik müzakere zemini değildir. Yani hayır, 2014'te kabul ettiğimiz belgede yok mudur bu? Tek egemenlik, tek kimlik, tek vatandaşlık. Şimdi bakınız, esas temel parametreler
Evet. İki kesimli, iki toplum, yani daha önce evet. 77-79'a baktığında siyasi eşitlik zeminindeki bir müzakerenin yapılmasıydı. Daha sonra bunun yapılan şeylerde Kıbrıs Türk tarafına dayatılan işte yani yani bunun baskılar neticesinde ve Osman Ertuğ Bey'in istifa etmesine kadar yol açan bir süreç içerisinde egemen eşitlik, tek egemenlik Kıbrıs Türk tarafına dayatıldı. Bu Kıbrıs Türk tarafının içine sindirmiş olduğu bir veya durum değildir. Bir şey değildir yani bu dolayısıyla eşitliktir temel ilke. Eşitliğin de değişik tezahürleri var. Eşitliği yani eşitlik eşitliktir sonuçta. Egemen eşitlik de eşit statü de eşitliğin parçalarıdır. Sen bunu reddediyorsun. Yani bu temel ilkeyi reddediyorsun. Reddettiğin için de bugünkü sıkıntı yaşıyorsun. Yani adam ya hellim konusunda adamlara dedi ki ya o kardeşim bu hellim konusunun teftiş işi vardır. Bu teftişin üçüncü taraflar tarafından yapılması lazımdır. Kuzeyde ve güneyde teftiş yapılacak. Güneyin kuzeyde yetki kullanması mümkün değildir. 10. protokol altında. Yani böyle bir hakkı yok. Böyle bir imkanı da yok. Gel bunu beraber yapalım. Hayır dedi adam, ben yapacağım dedi. Bu atamayı, teftişi yapacak olan. İşte bu size söylediğim eşitliğin reddidir. Yani şimdi bu olan olay geçen hafta olmuş, bir önceki hafta olmuş, son bir ay içerisinde olmuş. Son 5 yıldır sıkıntı müzakeresi yaratacak bize değil mi şimdi? Efendim? Yarın o bir gün hellimin satışında sıkıntı veya üretiminde sıkıntı yaratacak. Ya neden şimdi teftişi yapma konusundaki şartları sen belirlersin. Ve bunu istersen de kendine göre yorumlarsın. Senin hakkın olmadığında, yani tamamen irade taraflardan birisinde olduğunda bunu nasıl yorumlayacağı, havaya göre, ne bileyim ben Kıbrıs'taki siyasi şartlara göre bunu nasıl yorumlayacağı belli değildir. Yani işte patates konusunda 2500 ton patates elimizde kaldı. Neden kaldı? Çünkü teftiş yapacak insanları göndermediler. Evet. Bu işte iradedir. Evet. İngiltere'nin eski dışişleri bakanlarından Jack Straw'un bir şeyleri dolaşır ortalıkta. Evet. Nedir İngiltere'nin resmi pozisyonu? Jack Straw'un söyledikleri devleti bağlamaz tabii ki ama. İngiliz hükümeti kendi çıkarına bakar. Her devlet olduğu, devlette olduğu gibi. Evet. İngiltere'de kendi çıkarına bakar. İngiltere'nin istediği buradaki üstlerinin devam etmesi, üstlerine zarar gelebilecek, onların yapıldığı kuruluş anlaşmasının şartlarının değişmeyeceği bir şeydir. Onlara İsterseniz 51 tane devlet kurun yani. Ne istersen yap. Yani yeter ki ona bir şey olmasın. Onun istediği o. Bir soru da şey, mesela vatandaş diyor ki bir arkadaşımız Ahmet Bey, 63'te Rumların işgal ettiği devleti bazen çok kullanıyoruz. Onun üzerinden hareket edip iki devlet istiyoruz. Nasıl olur diyor bu. O devleti madem hala kullanırık, o devlet bizim değil midir? Yani o devlet şu anda işgal altındadır. Rumların işgali altındadır. Anayasasına ve 1960 anlaşmalarına rağmen o devlet işgal altına girmiştir ve yeni bir statü ortaya çıkmıştır. Yeni şartlar ortaya çıkmıştır. O devlet şu anda %100 Rumların kontrolündeki bir devlettir. Ve dolayısıyla farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Bunun karşısında bir Kıbrıs Türk devleti vardır. Bu iki denklem içerisinde bir çözüm bulabiliriz. Biri devlet, biri toplum olmaz. Bu şekilde bir anlaşmaya gidemezsin. Mümkün değil. Yok yani sonuç alamazsın böyle bir şeyden. Bu son günlerde ilhak tartışması ansızın ortaya çıktığı. Bu da aynı devletin yani böyle bir şey gündemimizde yoktur. İşgal altındaki devletin yasakladığı bir şeydir. Yani böyle bir şey gündemimizde yoktur. Şu anda Cumhurbaşkanımızın gündeminde de yoktur. Yani bakın ben birebir Türkiye ile bu konuları konuşan şahısım. Evet. Yani Cumhurbaşkanının özel temsilcisi olarak benim kendi görev alanında olan bir meseledir. Evet. Tabii Cumhurbaşkanına tabi olarak götürürüm. Evet. Yani ben sorumluluklarımı bilen bir insanım. Ben seçilmiş birisi değilim. Seçilmiş bir kişinin temsilcisiyim. Evet. Dolayısıyla benim sınırlarım Cumhurbaşkanlığın bana verdiği yetkiler sınırı içerisindedir. Ve bu set yetkiler içerisinde konuşurum. Evet. Türkiye Cumhuriyeti ile bu yetkiler çerçevesinde yaptığım bütün müzakerede birebir. Yani şeye kadar, nasıl diyeyim yani Dışişleri Bakanı'na kadar. Hiçbirisinde Türkiye'nin gündeminde böyle bir şey yok. Kıbrıs Türk'ün de yani şu anda Cumhurbaşkanlığın gündeminde böyle bir şey yok. Şey, Cumhurbaşkanı'yla ilgili yani çok da özür dileyerek sormak isterim ama işte sürekli olarak işte Türkiye'nin atadığı Cumhurbaşkanı gibi ifadeler var. Yanlış
Ben de reddederim bunu ama böyle sanki Ersin Tatar sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını savunacak, Kıbrıs Türk toplumunun ya da Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını savunmayacak biriymiş gibi gösterilir. Bu konuda Ergün Olgun nasıl bir yorum yapar? Yoktur böyle bir şey. Kesinlikle yoktur. Yani bunu açık olarak söyleyeyim. Bütün müzakerelerde ben birebir çünkü Cumhurbaşkanı'nın en yakın çalışma arkadaşlarından birisiyim. Kendi alanında. Başka yakın, başka alanlarda çalışan yakın çalışma arkadaşları var. Ama müzakere süreci ve Rum tarafıyla ilişkiler, uluslararası temaslar bağlamında çalışan bir kişi olarak şunu çok rahat söyleyebilirim. Sayın Tatar, Kıbrıs Türk'ünün kendi öz geleceğini kurgulamaya çalışıyor. Tabii ki bunun Türkiye'nin desteğiyle yapılan çok ciddi bir tarafı vardır. Yani bizim bunu tek başımıza yapmamız mümkün değil. Yani Rum tarafı da şu anda yürütmekte olduğu mücadelesini bir takım ittifaklardan aldığı güçle yürütmeye çalışır. Mesela sürekli olarak Avrupa Birliği'nin arkasına saklanır. Yani birçok konuda işte deniz yetki alanları konusuydu, ne bileyim Avrupa Birliği'nin solidarity yani dayanışma prensibi arkasında ona saklanarak Doğu Akdeniz'deki haklarını Yunanistan'la birlikte korumaya çalışır. Yani herkes kendi çıkarlarını gözetebilmek için bir ittifaktan yararlanır. Evet. Kıbrıs Türk'ünün de bu konudaki tek desteği Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bir dayanışma ve bir işbirliği içerisinde yürütüldüğümüz bir politika var. Orada bir sıkıntı var mıdır? Mesela Mustafa Mehmet Kamalı diyor ki yarın Türkiye Cumhuriyeti Devleti mesela Papaz Brunson olayında olduğu gibi baskı görürse ve masaya karşı tarafın koyacağı şeyleri yani pazarlıkla alakalı kabul ederse biz ne yapacağız yani gibi. Yani şunu anlatayım size. Ben bunu 3 tane cumhurbaşkanıyla çalıştım ben. Rauf Denktaş'ta çalıştım. En uzun yıl çalıştığım kişi. Rauf Denktaş yani mesela atıyorum Annan Planı döneminde çok daha farklı bir politika izledi. Türkiye'den farklıydı. Evet. Evet. Dolayısıyla yani Kıbrıs Türk'ünün kendinin bu bahsettiğim kurgu çerçevesinde yani sürdürülebilir bir yani Kıbrıs Türk'ünün yani şunu söyleyeyim Sayın Ersin Tatar'ın da bu vizyonunu paylaşabilirim sizinle. Kıbrıs adasını Kıbrıs Rumlarla paylaşıyoruz. Bu ada içerisinde kavgalı olmak hiçbir kimseye yaramaz. Evet. Dolayısıyla bu iki tarafın bahsettiğim sürdürülebilir şartlarda her iki tarafın muktesep hatlarını gözetecek şekilde bir işbirliği ilişkisi içerisinde olması lazımdır. Dolayısıyla temel amaç şu anda Kıbrıs'taki yapmaya çalıştığımız amaç bu işbirliği ilişkisini geliştirmektir. Ama bunu söylediğim zeminde gerçekleştirebilirsek bu coğrafyada, bu adada sürdürülebilir barış ve istikrar olur. Evet. Türkiye de rahat eder böyle bir ilişkiden. Çünkü Türkiye bugüne kadar Kıbrıs'taki bütün müzakere süreçlerine destek verdi. Hiçbirisinin karşısında olmadı. Yani ben hepsinde de bulundum neredeyse. Yani kendi yaşımdan öncekilere karışmam. Evet. Yani 68'de ben yoktum yani 68 müzakerelerinde. Ama daha sonraki müzakerelerde bulundum. Yani özellikle yani hangi dönemdeki müzakerede bulundum? Yani ne bileyim işte 90 yıllarındaki sondaki müzakerelerde bulundum. Hiçbirisinde Türkiye'nin müzakere süreçlerinde bir engel teşkil ettiğini görmedim. Hatta destek olduğunu gördüm. Tüm Kıbrıs Avrupa Birliği toprağıdır. Sadece AB muktesebatı askıdadır. 2005'te Mal Tazmin Komisyonu yasasıyla KKTC Türkiye'nin alt yönetimi olarak tescil edilmiştir, kabul edilmiştir. Bütün bunlar müzakere sürecini nasıl etkiler? Yani mülkiyet açısından, toprak açısından, ne bileyim yani bir takım genel sıkıntılar var. Bu da Erkan Bey'in sorusudur tabii ki ama. Bir de 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kimlik ve pasaportuna sahip Kıbrıs'ı Türk cemaati var. Yani cemaat diyeyim artık. Evet. Nasıl işgal altındadır bu toplum diyor bir adam. Şey o devlet nasıl işgal altındadır o devlet? Madem ki bize pasaportumuzu verir. Şimdi insanların birey ihtiyaçtan kaynaklanan tercihleri olabilir. Evet. Yani nasıl seyahat özgürlüğünü sınırlarlar. Sen mecbur olursun ya Türk pasaportu alacaksın. Türk pasaportu aldığın takdirde belki Avrupa Birliği'ne istediğin rahatlıkla seyahat edemezsin. İkinci başka bir tercihin de
1960'da kurulduğunda o dönem içerisinde hak sahibi olduğu ama daha sonra işgal altında olmuş olması nedeniyle hala daha senin yararlanabileceğin, bir seyahat edebileceğin imkan veren bir imkanın olduğu için Kıbrıs Türk'üne aşağılayıcı, yani kendi açımdan söylüyorum bunu, ona sadakati olmamasına rağmen seyahat edebilmek için mecbur olduğu bir şeyi dayatma, bana sorarsanız çok aşağılayıcı bir davranıştır. Bilgi ki yani bu bireylerin kendilerinin zaruretten dolayı karşılaştığı bir ihtiyaçtır. Tercih olarak bir karşısına tercih çıkıyor. Peki özellikle Türk milliyetçiliği çerçevesinde veya şemsiyesi altında yeni bir tezden bahsedilir. Kıbrıs Türk Devleti tezi. Ve eğer diyor Cenevre başarısız olursa bu yaşama geçirilecek. Var mıdır böyle bir şey? Yani söylediğin gibi Kıbrıs Türk'ünün şu andaki amacı, Rum tarafıyla bu müzakerelerdeki amacı da, ve zaten bu teklifi yapmış durumdadır Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafıyla bu adayı paylaştığı için bir işbirliği ilişkisi kurmaktır. Sonuçta hedef bu doğrultuda hareket eder. Ve Kıbrıs Türk'ünün yani başka bir amacı da Avrupa sistemi içerisinde olmaktır. Yani halkından beklentilerini, vizyonunu göz önünde bulunduran bir yaklaşımla bu işe yaklaşıyoruz. Evet. Bu da başka bir boyutudur yani işin. En büyük sıkıntı toprak ve mülkiyettir. Bu nasıl bir? Şimdi şöyle diyeyim, mülkiyetle ilgili olarak alınmış olan kararlar var ve o da şudur. Mülkiyetle ilgili olarak isteseniz de istemeseniz de 1974'ten sonra ortaya çıkan ve bugüne kadar gelişen fiili durumu değiştiremezsiniz mülkiyette. Çünkü oralarda insanların tekrar, yani bu kadar yıl sonra hayatlarını bozma, yeniden onlara oldukları, kurdukları düzeni bozup da, ki bu her iki taraf için de geçerli. O tarafta da belli bir düzen kuruldu insanlar. Evet. Bizde de belli bir düzen kuruldu. Bunu alt üst edemezsiniz. Dolayısıyla mülkiyet sorunu bugünkü realiteler, bugünkü gerçekler zemininde çözülmek mecburiyetindedir. İsteseniz de istemeseniz de bu böyle olacak. Yani Rum tarafının yaratmaya çalıştığı mit, herkes geri toprağına dönecek, mümkün değil. Böyle bir şey olmayacak. Fiziken mümkün olmayacak yani. Mümkün değil. Yani zaten yasalarda böyle bir şey müsaade etmez. Evet. Yani İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu konuda almış olduğu kararlar var. Yani mevcut kullanıcıların hakları korunuyor. Evet. Sonuçta ama tabii ki bu şu demek değildir. Sen bu malı kullanacaksın ama karşı tarafın haklarını da göz ardı edemezsin. Yani ona bir tazminat ödemek mecburiyetindesin. Veya mübadele etmek mecburiyetindesin. Mübadele yapmak mecburiyetindesin. Güneyde malın varsa veya yoksa tazminat ödemek mecburiyetindesin. Bunun için de belli bir uygulama ondan var. Kaçamayık yani. Hayır, kaçamazsın. Evet. Yani neticede yani bir şekilde eski mal sahibini de tazmin edecek bir düzenleme getirmen evet lazım. Egemenlik Kıbrıs Cumhuriyeti'nde tek egemenliktir. Ortak egemenliktir. İki ayrı egemenliğe Rum tarafı kabul ederse bu zaten ayrı devlet demektir ve Rum tarafı bunu asla kabul etmez. Mümkün değil diyor arkadaş. Şimdi bir şeyi söyleyeyim. Burada süreç açısından bakmak lazım. Süreç şunu diyor. Bizim önerdiğimiz evet bir süreçtir. Süreç şunu söylüyor. Egemen eşitlik ve eşit statü zemininde gelin masaya oturalım. Nasıl bir ilişki kurmak istiyoruz? Karşılıklı olarak bunu konuşalım. Biz işbirliği ilişkisinden yanayız. Kıbrıs Türk tarafının söylediği bu. Bakın bu bir süreç. Anlatabildim mi? Dolayısıyla o arkadaşın sormuş olduğu sorunun cevabı budur. Evet. Rum tarafında hala bu bütün pandemi sıkıntısına rağmen böyle geniş katılımlı da sayılabilecek bir ulusal konsey görüntüsü var. Bizde var mıdır böyle bir, yani partilerin ayrı ayrı değil de böyle tümüne mesela mecliste veya meclis dışında olanlara da böyle bir toplantı projesi var mıdır? Çünkü o da eleştiriliyor, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok gibisinden. Yani bizde şu anda Cumhurbaşkanı meclise bildirdi. Meclise gidip önümüzdeki dönemle ilgili olarak bilgi verecek.
ve mecliste konu tartışılacak. Yani kapalı bir oturumda tabii ki. Evet. Oradan çıkacak olan tabii ki görüşler ışığında da önümüzdeki dönemi şekillendirmeye çalışıyor. Bunu şu anda Cumhurbaşkanı bütün siyasi partilerle ayrı ayrı görüşerek, onların düşüncelerini alarak oluşturmakta olduğumuz politikanın içerisine bunların tümünün bir harmanlamasını yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla işte bugün son bir siyasi partiyle görüşüyoruz. Yani YDP ile görüşüyoruz. Diğer bütün partilerle görüşüldü. Evet. Ama Cumhurbaşkanı şeye de gitmek için müracaatını yaptı. Evet. Meclise gidip konuşmak için, görüşmek için. Bir gazetecilik tarzı var Güney Kıbrıs'ta özellikle. Kıbrıs sorunu her zaman gazetelerinin, özellikle Politis, Filelefteros, Aletheia üçünün, zaten üçü kaldı. hep böyle birinci gündemidir. Böyle A gazeteciler dediğim tipleri var. Oturur. Belki Anastasiadis İnan da birer tane ayran içer. Hı. Ben ekranda ayran derim. Ayran? Ayran derim ben ekranda çünkü söyleyemem esas adını. Onun da tesiriyle ertesi gün bir haber yazar. Ve toplantının nasıl şekilleneceğinin haberini öngörür. Medyum gibi. Rum tarafında tarih, yani en azından 32 senedir hep böyle yaparlar. Ben 32 senedir gazeteciyim ve takip ederim bu işi. Biz oturup da kafadan bir şey yazmadık hiç. Yani ben hep eski patronlarıma da Reşat Bey'e, Süleyman Bey'e, Ali Baturay Bey'e, Mehmet Ali Bey'e hep sorardım. Derdim ya biz de yazalım bir şeyler ya. Oturalım biz de uyduralım. Bakallardı be abi, bırak Rumlar uydursun. Bu defa, ilk defa bir ay kaldı. Rumlar çok az uydurur. Eskisi gibi uydurmazlar ya, gazetecilik tekniklerini öğrendiler. Yani insan gibi gazetecilik doğru dürüst yaparlar ki biz de yapmayık, o ayrı mesele ama en azından Kıbrıs sorununda biz yaparız. Ya da sanki böyle bir büyük değişim onların da farkındadır. Ya büyük bir değişim olacağını fark ettiler. Var mıdır gerçekten böyle bir ciddi büyük politika değişikliği? Yani hani o BM zemini denilen değişiklikten ciddi anlamda bir kaçış olabilecek mi? Doğu Akdeniz'deki şartlar, doğal gazıydı, Türkiye'ydi, Süveyş'iydi. Bütün bunların çerçevesinde sanki bir büyük değişim beklentisi var. Ya evet. Bende de var o kişi olarak. O büyük değişimi ben diyorum ki bekleyin, hiçbir şey yapmayın. Yani şöyle anlatayım. Kıbrıs Rum tarafında şu anda sizin bahsettiğiniz değişimin dinamiklerinin ne ölçüde etkili olduğunu, daha doğrusu benim beklediğim ölçüde etkili olduğunu görmedim. Evet. Ama ne var değişim? Evet. Çok ciddi değişim var. Şöyle ki, şeye baktığımızda, yani küresel olarak Doğu Akdeniz'e baktığımızda şunu görüyoruz. Batı'nın çıkarları açısından bölgede bu bölgenin dengesini koruyan ülkelerden bir tanesi olan Türkiye ile NATO ittifakı içerisinde özellikle Yunanistan'la Doğu Akdeniz'deki yetki alanları konusunda ciddi bir ihtilaf çıktı. Bu Ege ve tabii Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları bağlamında. Ayrıca Avrupa Birliği'nin bütün adanın kendine ait olduğuna dair vizyonu içerisinde şu görülüyor, adanın en azından üçte biri üzerinde bir etkili olma yeteneğini yıpranır görüyor Avrupa Birliği. Evet. Yani Kıbrıs Türk tarafı diyebiliyor, Cenevre'ye siz gelmeyeceksiniz. Çünkü taraf tutuyorsunuz. Ve burada biz bir ortak zemin olup olmayacağına bakacağız. Siz Yunanistan'ın ve Rum tarafının yanında olduğunuz için dengeli ve tarafsız bir duruş sergilemeniz mümkün değil. Dolayısıyla bugüne kadarki icraatınızdan bunu gördük. Yaptığınız bütün açıklamalarda Kıbrıs Türk tarafına atıf bile yoktur. Sadece Rum tarafının Yunanistan'ın yanında duruyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Dolayısıyla gelmeyeceksiniz diyebilecek noktada duruyor Kıbrıs Türk tarafı. Bu Batı için, Avrupa Birliği için çok büyük, bana sorarsan bir züldür. Dolayısıyla şunu görüyorum, deniz yetki alanlarındaki kaynakların paraya çevrilmesiyle ilgili olarak ciddi bir sorun var. Yani bunu nasıl paraya çevirecekler?
İşte ne bileyim İsmet boru hattı çok pahalı. Fiyatlar düşük, gaz fiyatları düşük. En yakın piyasaya bu ürünü veremiyorlar. En yakın piyasa, en büyük piyasa bu bölgedeki Türkiye. Ve verilemiyor. Dolayısıyla yani doğal kaynakların, doğal gazın paraya dönüştürülmesiyle ilgili olarak sıkıntılar var. Petrol şirketlerinin burada ihtilaf olmadan faaliyet göstermesiyle ilgili olarak sıkıntılar var. Hem onlar Rum tarafı kazı yapıyor, hem Kıbrıs Türk tarafı ve Türk Petrol İran'ın ortaklığı kazı yapıyor. Bunlar ayrı ayrı yani istikrarsızlık ortamı doğuruyor. Dolayısıyla bölge içerisinde baktığımızda Batı açısından büyük düşman Rusya ve Çin. Ama biz kendi içimizde kavga ediyoruz. Dolayısıyla bir ihtiyaç, yani size söylediğim dış aktörler açısından, Batı'nın dış aktörleri açısından Doğu Akdeniz'de bir istikrarsızlık var. Bunun giderilmesi lazım. Ve bunun da sinir uçlarından bir tanesi Kıbrıs meselesi. Dolayısıyla Kıbrıs meselesinin çözümlenmesine ihtiyaç var. Evet. Bu bir ihtiyaç. Şimdi ihtiyaç neyi getirir? İhtiyaç özellikle Kıbrıs Türk tarafına ve Türk tarafına bir pazarlık gücü verir. Çünkü bu ihtiyaca sebep olan Rum tarafı. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Evet. Şimdi durum böyle olduğunda Rum tarafı açısından düşünülmesi gereken bir pozisyon var. Yani uluslararası aktörler bakımından Kıbrıs meselesinin çözümlenmesine ihtiyaç var. Bu Kıbrıs'taki statükoyu değiştirecek. Bu bizim aleyhimize mi olacak? Dolayısıyla düşünceye girmiş durumdadırlar. Yani değişen konjektür budur. Yani Grand Montana'ya kadar Sayın Cumhurbaşkanımız Akıncı'nın uzlaşıya varabilmek için Rum tarafına esneklik göstermesi çerçevesi anlayışı şu anda değişti. Şu anki resim Türk tarafını nasıl memnun edebiliriz de bu uzlaşıyı gerçekleştirebiliriz. Bu ciddi bir değişimdir. Evet, çok önemli bir değişimdir. Bu tabii ki Rumların köşe yazılarına bile yansır. Cyprus Mail'de Christo Banayiotidis ilginç bir yazı yazdı paranoyayla alakalı. Hı hı. Tabii Türkiye ile anlaşmayı ya da Kıbrıslı Rumların Avrupa Birliği ile kurduğu ilişkiyi bütün Kıbrıs'ın Türkiye ile kurabilmesi gibi şeylerden, söylemlerden bahseder. Doğrudur ve bence bir ihtiyaçtır. Yani. Evet. Bakınız yani bu sadece Kıbrıs Türkiye. G20 kulübünün üyesi çok büyük bir ülkedir diyor Türkiye. Evet. Yani paranoyaya kapılmayın bazı şeylerde. İlla ki düşman olarak görmeyin. Bu önemlidir bence bu. Yani biz sanki değişimin bazı belirticikleri arasında görüyorum ama. Serhat şunu söyleyelim. Yani şu evet. Anda bu ada Türkiye'ye 40 mil mesafede. Bu ada küçük adaların kıta ile barışık olması lazım. Evet. Yani bu sadece bizim için geçerli değil. Rum tarafı için de geçerli. Neden? Çünkü güvenlik istikrarın bu şekilde gelir. Kavgalı olursan büyük kıta seni etkiler. Ekonomik menfaatlerin olur. Yani bakın siz turizm açısından, gemiciliği yani gemi faaliyetleri açısından, ulaşım açısından yani hangi açıdan istersen bak ya yani bu bir zarurettir. Yani bir adanın kıtayla kavgalı olması kadar kötü bir şey olamaz. Evet. Kıta çünkü senin neticede etkiler. Evet. Ne istersen yap. Dolayısıyla yani Batı'yla ilişkilerin iyi olabilir Avrupa Birliği'yle. Ama en yakın yerde olduğum ülke de Türkiye'dir evet. Ya. Ya mantıklı çok insan çok var. Çok mantıklı. Vardır. Yani adam diyor ki açıkça Rum hükümeti diyor Türkiye'ye karşı bazen fare kükremeleri yapar. Ve tabii biz de yapıyoruz bunu. Biz de çok yaparız fare kükremesi. Rrr derik mesela. Farkında değilik karşıda aslan var. Yani Rumlar için söylemem. Dünya için söylerim. Oysa diyor yapma bunu. Çünkü bunu yaptığında Türkiye'yi kızdırın. Türk halkını da kızdırın. Bu defa da onlar sana başlar her türlü şeyi söylesin de yapsın da. Bu uzlaşıcı tavrı yakalayıp oraya gitmeyin. Ben yapıcı buluyorum bu tür şeyleri. Yapıcı ama hepimizde olması gerekmez mi bu? Yani vallahi sana şunu söyleyeyim şey. Yani ben bütün bugün samimiyetimle söylüyorum sana. Evet. Bütün samimiyetle. Bizim müzakere heyetimiz ve Cumhurbaşkanı bu noktada değil. Yani
para kükremesi, kızgınlık kızma değil. Yoktur. Yani kesin olarak bunu söyleyebilirim. En güzel biz bir uzlaşıdan yanayız. Söylediğim gibi bunun belli ilkelere bağlı olması lazım. Evet. Eski, yani 1963 sonrasında Kıbrıs Türk'ünün yaşadığı, yani bakın bir sorumluluk var üzerimizde. Kıbrıs Türk'ünün geleceğinin hangi şartlarda kurgulanabileceğine dair bir sorumluluk var. Yani bakın ben siyasetçi değilim. Ben hiçbir zaman siyasete girmedim. Ve bunları söylerken de bir siyasetçi olarak söylemiyorum. Ve Cumhurbaşkanı da bizi dinliyor. Dinliyor. Evet. Yani teknik kadrosunu Cumhurbaşkanı dinliyor. Evet. Bu çok önemlidir. Müsaadeniz olursa eğer ya da izniniz olursa böyle son hafta bir kez daha sizinle sohbet etmek isterim. Çünkü çok fazla soru. Son hafta dediğim? Yani gitmeden evvel. Olur tabii. Çünkü mesela Avrupa Birliği Cenevre'de istenmiyor. Yani Türkiye, bir söyledik ya. Daha sonraki müzakereler. Türkiye tarafından. Ama aynı Türkiye Avrupa Birliği'ni Doğu Akdeniz'de arabulucu olarak istiyor. Mesela soru geldi. Honest broker, dürüst arabulucu olarak talep etmiş Türkiye Avrupa Birliği'ni. Kıbrıs'ta istemeyik. Yani ağabey gibi şöyle, bir durum. Ağabey masada istemeyik gibi bir durum. Buraya şu açıklığı getireyim. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerekse Türkiye'nin yapmış olduğu açıklamalarda şu var. Bu bir arayış toplantısıdır. Ortak zemin var mıdır, yok mudur? Eğer bu arayış toplantısından bir sonuç çıkar ve müzakereler, yani resmi müzakereler başlarsa, yani söylediğim zeminde egemen eşitlik ve eşit statü zemininde bir uzlaşı çıkar ve buna bağlı olarak müzakereler başlayacak olursa, haliyle Avrupa Birliği bağlantılı konular gündeme gelecek. Ve Avrupa Birliği'nin, yani geçmişte de oldu bu tabii ki, o zaman bu müzakerelerin içerisinde yer almasına Kıbrıs Türk taraflı ve Türkiye karşı değil. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok çok sağ olun size. İyi ki varsınız. Sağ olun. Estağfurullah. Evet. Sayın Ergün Olgun Cumhurbaşkanı özel temsilcisi konuğumuzdu. Uğurluyoruz. Biz bu hafta hep Kıbrıs konusunu, Cenevre konusunu konuşmaya sabahları devam edeceğiz. Yarın Özdilnami, Perşembe günü de Kudret Özersay'ı alıyoruz. Aynı şekilde eski sizin görevinizi yapan vekillerimiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ergün Olgun'a. Örsan Balıkçıoğlu da çok teşekkür ediyor. Kanal T'ye geldiğiniz için diyor. Yarın sabah ve bugün öğleden sonra da görüşeceğiz tabii ki. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Örsan Balıkçıoğlu size çok selam ediyor. Hoşça kalın.